sorabilirsiniz. Mayıs'ta çıkıyor daha. 23 Nisan. Onu dolayısıyla Türkan, sen hala Fatma şunu söylüyorsun. Fatma'nın hala yalanlar söylediğini. Fatma'nın, yani ben başkasını koruduğunuz, artık sen de lütfen amcanla ilgili net konuş. Çünkü Fatma koruyorsa Mustafa'yı koruyor. Didem, başka kimseyi korumuyor yani. Şey, babasını, onları geçiniz bir şey yani. Söyleyebilir babası miyim? Babası değil, hikaye onlar. Babası olsa hemen ele verir bir o. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Evet. Söyle. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii. Bu söyleyeceğime çok üzüleceksiniz ama. Ya şimdi diyor ki madenciler diyor bir şey yapmışlar diyor. Bu kız kaç yaşında? 13-14 yaşında. 15'ini falan doldurmadı. 13-14 yaşında. Şimdi madenciler diyor, yani bu kız orada bir şey yapılmış olsa ilk defa hani bir, duruşunda yürüyüşünde bir hiç mi bir şey gör? Olmamış acaba diyor ya. Anlatabildim mi? Ona benzer bir soru sordum. Şunu söylüyor. Senin çocuğun istismara uğradıysa, tamam mı kardeşim? O sırada eve gelmiştir, bir şey yapmış. Çocuktaki değişiklikler başlamıştır. Anne olarak nasıl fark etmezsin fark diyor. Fark etmedim çünkü. Çünkü ben evde değildim. Akşam geliyorsun ama Fatma. Akşam geliyorum, saat 7'de geliyorum. Yani mutfağa geliyorum, mutfakta işimi görüyorum. Aynı odada yatıyorsunuz. Aynı yatıyoruz. Yan yana ama yatıyorsunuz. Fark etmedim, hiçbir şey fark etmedim. Yatakta yan yana yatıyorsunuz. Kesinlikle fark etmedim. Çünkü fark edecek zamanım yoktu. Yoğundu. Ya nasıl zamanı 7'den sonra yedesin ya. Yoğunluktan bir şey görmedim. Çocuklarımı belki de ilgilenebildiğimi sandım. Ay nasıl yani. Bir yoğunluğun var Fatma ya. Çocuklarla bir göz odada kalıyorsun da. Ne yoğunluğundan bahsediyorsun? Tamam yemek yaptın, çamaşır yıkadın. Anlıyorum, evde de çalışıyorsun. Çok çalıştığını anladım. Çok eziyetler görmüşsün. Bunu da anladım. Eziyetler gördüğün için ben onu da anladım. Üzgünüm. Ama lütfen bize Fatma. Şükür ilgili olanları. Köy işini anlayamazsın. Hiç kusura bakma. Hiç anlayamazsın. Ben de Sivaslıyım. Köyde ben çok gittim. Köyde de kaldım. Yorgunumu size anlatamam. Tamam, annemin nasıl çalıştığını da biliyorum. Köydeki elim tezek de yaptım. Her şeyi biliyorum ben. Köy şantısından uzak bir insan değilim ben, tamam mı? Allah Allah ya. Anlayamazsınız. Hayvan otlatmaya da gittim. Keçileri otlatmaya dedemle de gittim. Hı-hı. Biliyorum yani. Yediden sonra evdesin, yemek yaptın, ocağı kaldırdın. Sonrasında çocukla yan yana yatıyorsun ya. Kesinlikle öyle bir şey yok. Vücuduna da mı dokunmadın kardeşim ya? Allah'ım bilemezsiniz. Sen beni ne zannediyorsun? Dedem Hanım, zorla bir şey. Ha, söyle Türkan. Zorla olsaydı yüzünde gözünde bir morluk olurdu. Evet. Döverlerdi çocuğu bir. Hani dövülürdü yani çocuk. Bir karşı çıkardı, öyle değil mi? Evet ya, evet yani. Yani yüzünde, çok gözünde yani yaşamış bir o zaman. Şey olurdu ya, bir yerinde bir kırık olurdu. Anlamışsın ya, sen söylesene. Niye anlamadın? Ben bilmiyorum o kadar. Sen anlamadın. Çalışmıyor. Senin anlaman lazımdı asıl. Yorum yapıyor ya kendisi. Çok biliyor her o zaman. Niye sen, rızanla mı oldu senin her şey yani, onu mu diyorsun bana? Demek ki ondan filan şüphelenmemişsin sen, tamam mı? Zorla bir şey olsaydı o çocuğa sen bilirdin. Kusura bakma, bu yani Mustafa'dan başka bilen yok. Hiç kimse bilmiyor. Sen o zaman da Mustafa'nın yaptığını düşünmüşsün. Hayır, bir ay takip ben etmişsin. Şimdi düşünüyorum, hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Mustafa'nın ya başkası yapsaydı Mustafa kesinlikle defesine binerdi. Yani ilk başlarda söylüyor ya, emin başkası yapsaydı defesine binerdi diyor ya başında. Şimdi niye çeviriyor bana? Başkasına niye çeviriyor? İlk başlarda diyordu ya, emin ya, amcam yapmasaydı defesine binerdi, para yollardı, her de şeyi defesine binerdi. Ne olduğunu sen şimdi de biliyorsun. Şimdi bana niye saldırıyor? Bana niye soru soruyor? Çünkü Mustafa, ne Mustafa sen ben hem istismar ettim öldürdüm demeyeceğine göre... Böyle itirafta Mustafa vicdanlı bir adam olsa 10 yıl boyunca susmazdı zaten. Tamam mı? Beni sıkıştıramaz. Ama anne olarak senin daha vicdanlı olma annesin ya, anne. Ben 9 ay karnında yani taşımışsın. Ben o suçluluğumu duyuyorum. Ama o hiç duymuyor. Hala daha beni suçluyor. Hala daha aynı devirde. E sen de onu korumaya devam ediyorsun. Ben korumayayım dedim. Bir insan söyleyeceğim. Ya Mustafa'yı korumaya ben gördüğüm yani şey yok. Bunun içinden sıyrılamazsın sen. Ben sıyrılmıyorum zaten. Yani suçlarımı söylüyorum. Ben içinden sıyrılmıyorum. Gözünle görmedin bir şey. Sen kocana nasıl söylüyorsun ya? Sen o çocuk hamile değilse, gözünle görmediysen kocana nasıl söylüyorsun? Kesinlikle. Ne gördün Fatma sen? Hiçbir şey görmedim. Ben sadece söyledim, ne kaldım. Çünkü hiçbir şey yoktu ortada.
O doktordan getireydi, o zaman öğrenciydik onun ne olduğunu. Ya kardeşim, çocuğun hamile olduğunu fark ettikten sonra kendi yaşadığın dramdan aklına gelip... Ya hiçbir şey yoksa ortada niye böyle bir şey söylüyorsun? Var mı yok mu? Hamile mi değil mi? Değil mi? Ben söyledim ne kaldım. O gün getireydi, öğrenciydik. Yok mu ya? Ben bilmiyorum şey. Benim bildiklerim bunlar. Ay ortada öyle bir şey yok diyorsun ya. Yok diyorsun, yok olmayan bir şey nasıl söylüyorsun sen amcama? Ben söylediğimde kaldım. Neden kayboldu? Neden doktora götürdü? Neden elimden doktora diye aldı elimden? Neden aldı? Ben de size soruyorum. Sorun kendisine. O da diyor ki hamileyse o hamileliği sonlandırmak istemiştir Fatma. Hayır, kesinlikle hayır. Bunu da Meryem'le birlikte yapmıştır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ama bence bunu Meryem'le birlikte yapmadılar. Siz çocuğun hamileliğini birlikte sonlandırdınız. Kesinlikle öyle bir şey yok. İfadelerinden yani yola çıkıyorum. Çocuğa öyle bir şeye zarar vermem ben. İfade, yani sen çocuğa zarar vermek istemedin zaten. Hayır. Bebeğin hayatına son vermek istediniz ama beceremediniz. O sırada çocuğu kaybettiniz. Hayır. Evden de çocuğun cesedini çıkartmış olabilirsiniz. Evet, çocuklarım niye hatırlamıyor? Çocuklarım niye yaşıyor? Çocuğu çıkartıyorsunuz. Çocukta ayrı bir odada yaptınız onu bence. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey olsa ya da ahıra söyleyeyim. Götürdünüz. Ahırını oraya yaptınız. Bilmiyorum ki. Hiç kusura bakma yani. Öyle bir şey yok. Yani öyle olsa söylerdim. Çocuktan söylerdim. Çocuklar uyuyorken yapmışsınızdır. Çocuklar uyuyorken yapmışsınızdır. Öyle bir şey yok. Tabii o çok gün, belli düşünmediğiniz. İkiniz de yıllardır sevgililerinizle hayatınızı yaşamışsınız. Çocuğun arkasını aramamışsınız. Çünkü neden çocuğuna olduğunu biliyorsunuz. Hamile olduğu için bir dakika Türkan, neden yorgunsun? Ben eşyaya dikkatim için yorgunum. Isparta'ya gidiyorsun. O güne planlayayım Didem Hanım. Niye o güne yapayım? Niye Isparta'ya gittiniz? Daha önce neden yapmayayım da o güne de getireyim? Niye Isparta'ya gittiniz? Ben öyle bir şey yok çünkü. Hızır sana, şoför sana Fatma'yı şeyi sorduğunda, Şükür'ü sorduğunda, babaanne de kaldı da ilk yalanı sen niye söylüyorsun? Ben çünkü kaçtığına inandığım için. Allah'ım. Bak şu üç sorunun yanıtını bize verirsen ben diyeceğim ki sen annesin. Ben de çocuk yok. Hamile, kim hamile bıraktı? Hamile olduğunu çocuğa neden sormadın? En son kim götürürse o biliyor. Başka bir şey yok. Yani babası elimden aldı, doktora diye çıkardı. Başka kimse bilmiyor. Yani başka çocuğu... biri yapsa da zaten nefesine binerdi. Hani diyordu ya biri. Yani başka biri yapsaydı parası alırdı, her şeyini alırdı, canına gelse de alırdı diyor ya. Yani babasından başka bilen yok. Yani başka kimse yok. Yani ondan başka bilen yok. Tamam, yapmamış demek ki. Belki de yaptı, bilmiyorum. Belki de sattı, bilmiyorum yani. Belki sen de bu işin içindesin yenge. Belki sus payı aldınız, başka biri bir şey yaptı. O yüzden konuşmuyorsun. Bak hemen çevirdi. Ben, hani ben neden düşünmeyeyim? Devlet düşüneyim, hani cezaevine girerim hemen falan çevirdi, diye çevirdi bak. Şimdi yani amcası yapmadı, başkası yaptı. Ya ben yapmamıştır demiyorum ki. Asla yapmamıştır demiyorum. Ama sen sustuğun için, zaman, ben sen kesinlikle onu içeri sokmak için elini bağlı görmek için, içine katıyorum yani ben. Her şeyimi veririm, canımı daha veririm. Yani onun elini bağlı görmek için her şeyimi veririm ama bende bir şey yok. İnan ki yok. Yani onu içeri girmemek hala için, hava alması için, yani canı çıkması için her şeyimi veririm. Ama sen yok de cezaevine şey girmekten o kadar çok korkuyorsun ki. Yok, şimdi korkmuyorum dedim ama o zamanlar korkuyordum ama şimdi öyle bir şey yok. Yani her şeyimi, canımı daha veririm. Canım çünkü hiçbir şeyim yok. Ya anladım. Cesedin nerede olduğunu bilmiyorsun. Anladım. Öldürürken kesinlikle görmedin. Öncüm. Anladım. Anladım. O ama zaman, öncesini anlamıyorum öncesi de, ya. Öncesi de olsa zaten susmam. Nasıl sus? Nasıl yok öncesi ya? Yok. Yok. Çünkü ben dediğimle kaldım. Sadece beni kaldırmak için olayları şey yapmış, planlamış. Karşılıklı burada bir senaryo, tiyatro oynadınız. Üstüne bakma. Arkasından da Mustafa buradan aldı gitti. Seni kıskandırmaya çalıştı. Yanına çekmeye çalıştı. Kıskandırırsa belki ona dönersin diye umut etti. Ben dönmem. Bakın, çünkü ben çocuklar başka bir şey yapmıyorum. O sırada ben. Neyse şu tartıştıkları anlar bir ekranlara gelsin ama karşılıklı bir oyun oynadılar sevgili izleyiciler. Açık ve net yani. Ben oyuncuları oynamadım. Sadece o oynadı. Ben izliyorum. Sen de oynamışsın. Ben oynadım. Nasıl bir iftira atıyorsun sen? Sen konuş ondan sonra çözülür. Sen benimle nasıl ispatlayacaksın? Zaten konuş ki zaten her şey çözülür. Baştan her şeyi anlat. Ondan sonra çözülür. Ne anlaşayım ben ya? Baştan anlat. Bildiklerini anlat bana. Ben bir şey bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Ben bildiklerini anlatıyorum. Ben hiçbir şey başlıyorum. Ben şu milletin yanında suçla beni. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl bir iftira atıyorum ben sana? Nasıl ben seni engelledim? Karakola göre gitmedin ya. Bir kız çocuğuyla, bir çocuğuyla annesi mi uğraşıp başına durup babam için durur? Erkek gibi çalıştığım için olabilir mi? Ya bak. Erkek gibi çalıştığım için olabilir mi? Sen haklısın ya. Bu işlere girme. Çalışma girme. İşine girme. Ben boş durdum. Yaptın vallahi mı? Valla ben doğruyum. Ben bir şey yaptın de yapmayayım. Yaptın mı? Kızı bulacağız. Her şeyi araştıracak. Hepsi çıkacak meydana. Çıksın. Çıkacak. Ben buraya Isparta'dan bunun için geldim ben buraya. Benim bak çocuklara şey geldim ben. Ben doğruları konuşmaktan başka bir şey etmeyeceğim ben. Bana iftira atma. Gerçekleri söyle.
O yana doğru bakma, benim yüzüme bak. Ben sana bakmıyorum sen. Benim yüzüme sen bak, açıkla. Kuzumu bul kalsan ben konuşurum. Bul o zaman. Ben bulacağım. Bul o zaman. Yalanlar meydana çıkınca bulun. Bugün bu işi çözeceğim. 10 senedir sen çıkmadığında niye benim evden kovduktan sonra çıktın buraya? Demek ki zaman bu kadarmışmış. Ya, zamanın bitmiş çünkü. Niye zamanın çıkmadın? Bitmiş zamanın. Ne, zamanın yani, bitmiş. Pil, yani, pil bitti mi yani? Pil bitmiş, pil demek ki ortalığa saçılacakmış. Kız nerede? Bırak pili mili, tüpü mübü. Sen bu işin nerede olduğunu sen biliyorsun bak. Söyle. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben götürdüm, ben kaybettim onu demesini biliyorum. Götürdükten sonra, akşam geldikten sonra niye dedin? Ben Kerem, ne zaman götürdüm ben? Yaşı 18 çıkacak diye niye dedin yaşı 18'e yaşına bana çıkacak diye? Bana götürdüğün ifadelerle bana verme gelme. Hiç kusura bakma. Yalan, senin herkesle konuştuğunu biliyor söyledin. Bak. Ben bana hiçbir şey demiyorum. Benden kurtulmak için herkes attın, ben herkes biliyor. Bunu köylü daha biliyor bak. Öyle mi? Bana bu itirarla gelme. Jandarma eve geldiği zaman bana sormaya geldiği zaman o zaman da niye demedin? Benim kızım kayıp değil. Çünkü sen geline, bana inandırdın geline. Nasıl inandım? Başkasına kaçtı diye inandım ben. Gelin ya, inandırdın beni. Sen inanacak bir tipte misin? Yok, tipte değilin. He? Niye bana atıyorsun ya suçu? Sen tipte misin böyle? Yok. Böyle cak 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 konuşuyorsun ya. Tipte, şimdi daha şimdi. Saf mısın sen? 10 sene evvel böyle olaydın keşke. Saf mısın? Saf adam karısını kocasını aldadır. Bak benim yerine? Psikolojimi bozma. Doğruları konuş. Hiç kusura bakma, psikolojimi bozulsun. Benim evladımı bul, psikolojini istersen bozulsun. Sen kaybettin onu, sen bulacaksın. Sen kaybettin onu. Öyle. Belki de madde hocam da